Afrika. Şimdi ben giriyorum. I will be at the US with this piece on Lydia again. I gelecek. You promised me you were going to come to Turkey, so we'll talk. I offered to come to see you, but you were not here. Devlet adamı böyle olmaz. Devleti böyle yönetemezsiniz. Ama orada değildiniz. Gel. So come. Okay. I will come. Take care. Ama gidiyor sağda solda. Başlıyor gene aleyhimizde konuşmaya. Şimdi ben giriyorum. I will be at the US with this piece on Lydia again. I gelecek. You promised me you were going to come to Turkey, so we'll talk. I offered to come to see you. Devlet yönetmede Japonların bir atasözü var. Adeta iplikle bağlı tutacaksın. Gün olur, lazım olur. Koparmayacaksın bağlı. Ben Amerika'yla da dostum, Rusya'yla da dostum, Batı'da bize kindar olanlarla da dostum. Örneğin Fransa'da Macron, sağ solu belli olmayan birisi. Bir gün bakıyorsun böyle dost havaları çıkıyor. Oturuyorsun, konuşuyorsun. Hadi diyorsun bak. Bir daha bu yanlışlar yapılmasın. Eğer bu yanlışlar yapılırsa ben seninle kolay kolay bir daha görüşmem. Ama bakıyorsun. Hayır diyor. Yok öyle bir şey falan. Ama gidiyor sağda solda başlıyor gene aleyhimizde konuşmaya. Devlet adamı böyle olmaz. Devleti böyle yönetemezsiniz. Bu kervana katılan son isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmuştur. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız devlet başkanı olarak daha şurada bir hafta 10 gün önce münasebetlerimizi geliştirelim, görüşmelerimizi geliştirelim derken nasıl da çabucak unutuveriyor. Hemen ardından bu açıklamayı yapması kendisine nedenli saygı duyulacağını gösteriyor. Fransız devlet başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Bizim ağzımızdan bugüne kadar Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun? Aslında Macron İslam dünyasının krizinden bahsederek Fransa'nın ve Fransız toplumun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor. Aşırılıkla mücadele yasasıyla asıl amacın fanatizmle mücadele etmek değil, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmak olduğu anlaşılıyor. Avrupa İslamı, Fransa İslamı, konsüler İslam gibi kavramlarla Müslümanlara dinsiz bir dindarlık dayatılmak isteniyor. Oryantalizmin yeni bir versiyonu olan bu zihniyet, samimi Müslümanları ötekileştirirken DAEŞ ve FETÖ gibi istismarcıların önünü açıyor. Yarım asırdır Fransız toplumu içinde yaşayan Müslümanların ayrılıkçı olarak damgalanması çok büyük çatışmaların kapısını aralayacaktır. Türkiye dini hak ve özgürlükler konusunda örnek bir tavır sergilerken Batı dünyasında tam zıddı bir atmosferin hakim olduğunu görüyoruz. Uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş Batı ülkelerinde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor. Müslümanlara ait iş yerleri hemen her gün faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar başörtülerinden dolayı sokakta, çarşıda, okulda sözlü ve fiili tacize maruz kalıyor. Neredeyse her gün sırf Türk ve Müslüman olduğu için saldırıya uğrayan, hakları gasp edilen, işten atılan insanlarımızın haberlerini alıyoruz.
Bu eylemlerden Müslümanlarla birlikte etnik kimliği, görünüşü, dini aidiyeti farklı olan diğer kesimler de etkileniyor. DAEŞ benzeri ideolojik bir fanatizmin Avrupa toplumlarını günden güne daha fazla zehirlediğine şahit oluyoruz. Özellikle camilere ve diğer dinlerin ibadethanelerine yönelik eylemler akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. İsveç'te Kur'an yakılması, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılması, Fransa'da basın özgürlüğü adına Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tahkir eden karikatürlerin teşvik edilmesi, kutsallarımıza yönelik saldırılardan sadece birkaçıdır. Geçen yıl Yeni Zelanda'da 52 kardeşimizin şehit edildiği terör saldırısı, insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz tehdidi gözler önüne sermiştir. Ancak Batı dünyası kanser hücresi gibi büyüyen bu tehditle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Çok daha vahimi, Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırıların fikir özgürlüğü parantezine alınarak görmezden gelinmesidir. Bugün birçok Batı ülkesinde ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir. Türkiye'yi sustururlarsa meselelerin çözüleceğini zannediyorlar. Bizi düşmanlaştırınca hatalarının görülmeyeceğine inanıyorlar. Nasıl deve kuşu kuma kafasını gömünce gözden kaybolmuyorsa, sorunlar da yok sayılınca ortadan kalkmıyor. Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır. Bugün görmezden geldikleri sorunlar yarın daha büyük felaketler olarak karşılarına çıkacaktır. Müslümanlara saldırmak, Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan Avrupalı liderler, İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyor. Bu kervana katılan son isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmuştur. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız devlet başkanı olarak daha şurada bir hafta 10 gün önce münasebetlerimizi geliştirelim, görüşmelerimizi geliştirelim derken nasıl da çabucak unutuveriyor.